Odak noktasıyla yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Az önce Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakan Özkan Yorgancıoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu ve aslında şöyle dikkat çekici bir başlık kullanıldı, akıllarımıza takıldı. Başbakan özetle şöyle dedi, bir önceki hükümetten aldığımız sorunları bir sonraki hükümete devretmek istemiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz dedi ama aslında son 16 aylık hükümetin icraat tablosu döneminde bir önceki hükümetten devranılan sorunların özellikle bazı soruların hala çözülemediğini ve kangren haline geldiğini görüyoruz. Özellikle e, hükümetin en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi göç yasası. Bu bağlamda e, göç yasasının yaratmış olduğu mağduriyetleri ortadan kaldırma anlamına nispeten de olsa işe yarabileceği düşünülen Hayat pahalılığı düzenlemesi de bir başka tartışma konusu olmuştu. Öte yandan özelleştirmeler ve özertleştirmeler de tartışma konusu. Geçtiğimiz haftanın belki de gündem yaratan olaylarından biriydi. Ercan ihalesinin iptal edilememesi sonrasında yapılan yeni terminallerin açılış töreni ve sonrası yaşanan tartışmalar ve bunun gibi daha pek çok konu. İşte özellikle başta ekonomi olmak üzere hükümetin geride bırakmış olduğumuz performansı ve geri bir sonraki hükümete taşımak istemediği sorunların bugünkü haline bakacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Eski Ticaret Odası Başkanlarından Sayın Erdil Nami ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ee, biz de çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayrı programımıza katıldığınız için. Ee, gündemimiz ekonomi ama az önce Başbakan'ın sözleriyle isterseniz yola çıkalım. Başbakan az önce de belirttiğim gibi bir önceki hükümetin sorunlarını bir sonraki hükümete devretme, devretmemek için mücadele ediyoruz dedi ama ama e, özellikle kangren olmuş sorunların devam ettiğini görüyoruz. Az önce bu konuyla ilgili paylaşmış olduğum bir tweet'e yorum geldi ve bu yorumda da evet belki başbakan böyle diyor ama dedi batmak üzere olan kurumlara son bir ayda yapılan istihdamların haddi hesabı yok denilen bir yorum geldi. Bilemiyoruz ne derece doğru ama ee, özellikle Kıptek'e yapılan yüze e yakın bir personel alımı da tartışma konusu olmuştu. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda bunun bir namus borcu olduğu belirtilmişti. Bu da başka bir tartışma konusu oldu. Gitti. Acaba hükümet geride bırakmış olduğumuz süre zarfında kangren olmuş özellikle ekonomiyi ilgilendiren sorunlara nasıl yaklaştı? Şimdi e, tabii bir sorun içinde çok soru var. Evet. Sorunuz geniş kapsamlıdır. E, hükümetin bir önceki hükümetten devraldığı sorunları bir sonraki hükümete sorun olarak devretmemek istemesi bence dürüst bir yaklaşım. Yani konsept olarak doğrudur. Çünkü hükümetler zaten bunun için gelirler ki bir evvelki sorunları temizlesinler ve yeni bir sayfa açabilsinler diye. Bunu ne kadar muvaffak olur ne kadar muvaffak olamaz? Günün sonunda tabii bilançosu çıkar bu işin yani seçimden önce ve vatandaşa gidersiniz, gider hükümet. ve der ki ben A'dan Z'ye kadar 15 tane söz verdim önemli. Bunlardan 7'sini yaptım, 3'ünün 4'üne başladım ama ömrüm yetmedi veyahut da zaman yetmedi veyahut da koalisyon işi olduğu için beraberce karar alamadığımız için bitiremedik denir. Yani Azevel bahsettiğiniz için konuşuyorum. Mesela bir Ercan havaalanını özelleşme e, olması mıydı? gerekir ihalesi falan mesela İptali söz konusu. İptali falan. Şimdi bunlar e, tabii koalisyonlar olduğu zaman zordur. Şimdi Türkiye'nin e, büyük bir şansı var. Son 10 yıldır koalisyon olmadan yönetildiği için e, tabii başka sorunları var. O ayrı. Onlara değinmeye bizim gündemimizin dışında olan şeylerdir. Ama ekonomide büyük bir hamle yaptıkları ve 10 yılda aşağı yukarı 5 bin dolar civarında aldıkları milli ekonomiyi, 10 bin dolar insan başına, 300 milyar dolar aldıkları gross domestic yani gayri safi milli hasılayı 800 milyar dolar dolara getirdikleri, 70 milyar dolardan aldıkları ihracatı 150 milyarın üzerine çıkarttıkları bir gerçektir. Yani bunlar rakamsal şeylerdi. Şimdi burada yani tek bizim Türk insanına galiba bu koalisyon işi yani biz daha bu bir kültürdür ve bu kültüre daha tam alışamadık. Yani bu bu bir ger bunu teslim edelim. Çünkü koalisyonlarda bildiğiniz gibi evvela başlangıçta çok pazarlıklar olur ve pazarlıkların neticesinde de protokoller yapılır. Ve o protokolda hükümetler başlar hükümet gibi çalışmaya. Yani başbakan yardımcısı da ilgili. Halbuki bizim Kıbrıs'ta yalnız bugünkü koalisyon değil. Bundan evvelkilerde de benim izlenimim sanki de iki tane mini hükümet varmış gibi. Yani e, koalisyonun ortağı kendi Ayrı bir hükümetçik, diğer de ayrı bir hükümet. Birbirinde paralel iki ha, hükümet yani. Evet gibi gidiyor. Farkındasınız yani bunu vatandaş da izliyor ve bu biraz evvel e, parmak bastığınız sorunların büyükçe bir kısmı bu ikilemden kaynaklanan e, bir olaydır yani işte e, mesela Ercan'ın e, özelleşmesi ö, özel sektör devredilmesi ya da ihalesi şimdi bu bildiğiniz gibi bugünkü hükümetten de daha eski bir evvelki hükümette yapılmış bitmiş bir olaydır bugünkü hükümet kurulurken ee, bir e, beyanatta bulundu Başbakan Yardımcısı ki ben bunu başa geçer geçmez bozacağım. Bana göre iki tane yanlış var yani orada. Bir evvel bir ki hükümette hata varsa ki olabilir yani yanlışlık insanlar içindir. Bunu daha başa gelmeden hemen bunu bozacağım demekten ziyade ben bunu başa geçtiğim dakika evrak üzerinde ve yasalarımıza göre inceleyeceğim. Gayri yasal neler varsa bakacağım ve tutarsız bir iş varsa memleketi mağdur eden ona göre davranacağım. Demek daha soğukkanlı bir yaklaşım olabilir. Çünkü bir diğer gerçeği de ben hemen ekonomi sohbeti yaptığımıza göre bizim çok ama çok ciddi boyutta dış yatırıma ihtiyacımız var. Neden ciddi boyutta dış yatırıma ihtiyacımız var? Tasarruf eğilimi az olan bir toplumuz biz. Yalnız bizde değil. Orta Türkiye'de de Yunanistan'da da bu dünyanın bu bölgelerinde tasarruf meyilli azdır. Yani insanlar kazandık sonra acaba bir gün sonra aynı kazanç var mı? Ne olur Ben şimdi kazanmışken işte evimin süratle beyaz eşyası eksik seyata televizyon var ama daha yeni bir televizyon. İşte ne bileyim Ben plazmalar var filanlar yeni yeni modeller vardır. Araba varsa daha yeni bir araba alalım. Ev varsa küçükse daha büyüğüne alalım. Bunlar tüketim harcamalarıdır. Bu tüketim harcamalarından sebep insanlarımızın, hepimizin yani genel tasarruf eğilimi çok azdır. Bu tasarruf eğilimi az olunca da birikim azdır. Bu defa yatırıma yönelik sermayemiz yoktur. Öte yandan ama bankalarda ve yastık altında çok ciddi Hı. anlamda da mevduatlar var. 8-9 milyar liralık da bir mevduat mevduatlar. var. Ha o ayrı bir onu ona da geliriz. O doğrudur. O ya miras yoluyla geçen bir paralardır veyahut da işte bu büyük toplu yüksek memurlar kıdem tazminatları vesaire. Yani bir, bir gelir var. Oradaki hataya ayrıca iki, bunun hemen arkasından evet. isterseniz ona geleyim. Çünkü çok doğru bir noktaya değindiniz. Şimdi bu tasarruf eğilimi az olan e, toplum veya ülkelerde yapılması gereken en akıllı şey dış yatırımı ülkeye çekmektir. Bunun için yabancı sermayeyi teşvik yasası diye yasalar konuyor. Yalnız bu yabancı teşvik yasasına rağmen bu ülkeye gelen yabancı yatırım Türkiye'den gelenleri hariç tutarsak bir elin parmakları kadar değil. Ya bir ya iki adettir. Onların da neler olduğunu biliyoruz. Bildiğiniz gibi Karpaz'daki marinadır. Filandır. 100 milyon euro oraya yatırıldı vesaire. Şimdi ama biz her şeye rağmen yaptılar. Yani biz çok te teşvik ettiğimiz için değil birçok sorunlarına rağmen bu e, şey büyük yatırım yapıldı ve bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetlerde bir tek şimdiki başbakan bir ara geçen sene sezon açılışında e, gittiği bulunduğu ve bazı yanlışlıklar olduğunu orada söyledi ve buna bir çare bulacağını söyledi. Şimdi bizim dolayısıyla yabancı sermayeye teşvik yasamız olduğuna göre yabancı sermayenin Türkiye'nin dışında, Türkiye'ye çünkü ayrıca geleceğim, evet. çok önemli değil yani küçümsediğim için hariç tutmuyorum Türkiye'yi evet. ama Türkiye ile bizi bir, bir kardeş ülke olarak aynı dili konuşuyoruz aynı şeyleri paylaşıyoruz ve Türkiye'den gelen yatırımcıların Türkiye'de bildiğiniz gibi bir Eximbank dediğimiz bir mekanizma vardır. Eximbank Ankara'dadır, çok büyük bir bankadır ve Türkiye'nin dış ülkeler açılmasını kolaylaştırıcız kolaylaştırmak için kurulmuş olan büyük bir bankadır. Ve o banka Türkiye'de olduğu için Türkiye'deki yatırımcılar o bankayla iyi diyalog içinde diller ve ne yapıyorlar? Örneğin Kıbrıs'a 50 milyon dolarlık bir proje yapacak, evet. otel vesaire. Her neyse. Türkiye'de 50 milyon ya da 100 milyonluk bir gayrimenkulü varsa herhangi bir Anadolu coğrafyasının herhangi Antalya'da, Alanya'da fark etmez. Bunu o bankaya karşılık ipotek olarak gösterdiğiniz zaman hemen siz 50 milyonunuzu alıyorsunuz. İşte 10 yıllık, 12 yıllık bir kredi alıyorsunuz. İlk 2-3 yılı ödemesizdir. Geriye kalan da çok düşük faizlidir. Dolayısıyla krediyi temin etmek, buraya gelmek Türkiye'nin yatırımcıları açısından büyük bir kolay. Bu yanlış mı? Hayır, doğrudur. Yani Türkiye kendi yatırımcısı açısından dünyaya açılabilmek için bunu bu mekanizmayı geliştirdi. Ama bunun yanında bizim Kıbrıs'ta yaşadığımız ikinci bir sorun vardır. O sorun da meşruluk veya da meşruiyet sorunu. Otellerimizde de var bu. Bütün yatırımlarımızda. Yani bugün sizin grubunda dahil olduğu büyük grupların büyük otelleri vardır ve çok takdir ettiğim, çok sevdiğim arkadaşlarımdır ve yatırımlarında cidden takdir ederim. Misafir dağıydır. kaldım, gördüm. güzel şeylerdir. Merit Royal'ler falan. Şimdi buna rağmen bu grupların Türkiye'den sanatçılarımız gelir, bu şeyler gelir ama gönlüm benim arzu eder ki bunlara Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan, Japonya'dan, diğer ülkelerden turistler böyle kuyruğa tamam Engellerden bir tanesi bu direkt ulaşım diyoruz. Ama bu ayarda, bu düzeyde beş yıldız artı olan bu otellerin sistematiğinde bunları çok bağlantılı da olsa getirme olanakları vardır. Burada işte giriyor meşruiyet. Yani mesela örneğin bir Hüriye İklesiyas veyahut da bilme bir dünya çapındaki bir sanatçı getireceğiz zaman Güney diyor ki benim arazimin üzerindeki gayri bilmem nerede yapılan bir oteldir. Gelme. Ha şimdi bu meşruluk iki türlü kırılabilir. Bu gayri gayrimeşruluk meselesi. Bir taşınmaz mal komisyonunun sistemine hareket ederek o malları bence Türkiye'nin de yardımıyla süratle Türkleştirelim. Bunun bir örneği biliyorsunuz Akapulko'da yaşanmıştır. Ha, diğer bir yolu uzun ama güzel, daha yere garanti. basan bir garanti bir yolu. Marina gibi, Karpaz Bey Marinası'ndaki yatırım gibi orada 100 milyon yatırıldı. Kısmet olursa bir yüz daha yatırılacak. Eğer devlet üzerine düşeni yaparsa bazı şeyler var tabii. Şimdi bunlardan 3-4-5 adet olursa yani 1-2-3 adet bizim çok Üçüncü ülkelerden diyelim, Türkiye ülke dışında. Türkiye dışında konuşuyoruz. Şimdi yani bizim şu anda bir adet mükemmel bir golf sahamız vardır. Rum tarafında da 7 tane golf sahamız var. Ben bunu kendi kulağımla duydum. Bizim buradaki golf sahası onların yedisinden de daha iyi. Bunu Rum Golf Federasyonu Başkanı söylerken Rumca ben duydum. Biliyorum, anladım. Buranın açılışında. Yani o kadar. Ama yetmez. Neden yetmez? Onu anlatayım. Çünkü golfcüler zengin insanlar olduğu için ve zaten bizde de öyle turist, yatçılar da öyle. Bunlar gittikleri ülkede genellikle turnuva yaparlar. Yani denizin yanındaki golfte şunu yaptım. Mesarya'da, ya da benim skorum budur. Dağın üzerinde veya da yamaçta filan da ormandakinde de budur. Böyle üçlü bir turnuva olursa birini bitirirler, ötekine geçerler ve bunu tutarlar. Bir yıl sola gelip o turnuvayı yani kendi kendilerini geliştirdiler. Bu bir hobidir, paradır. Bu, bu insanların şeyi. Yani dolayısıyla destinasyon olabilmemiz için asgari üç tane golfe ihtiyacımız var. Marina'da da öyledir şu andaki Karpaz Geyit Marina, Doğu Akdeniz'deki en güzel marina. En güzel bakım işi var. Orada 300 tonluk kaldırma kapasitesi, özel vinç var. Yani süper yatları, 30-40 metre boyundaki yatları bunlar kaldırıp bakım yapabiliyoruz. Lübnan'dan, hatta Suriye'den milyonerlerin yatları geçen sene geldiler, bakımlarını yaptık. Ama bu destinasyonu bizim üçe minimum çıkarmamız lazım. Yani bir gemi konağı taraflarında, bir de Girne sahilinin batısına Girne'nin ile Kormacit burnu arasında bir yere, yani üç ayrı yeri. Neden? Çünkü adaya gelen insanın adanın diğer yerlerini de görmek ihtiyacı var. Evet. Adamın altındaki yatı varsa ve onun 20-30-40 kilometre ötesinde bir girebileceği ikinci bir liman varsa oradan çıkar ona gider. Yani Karpaz'ı görmüşken Soleyi de görmek isteyebilir, bunu iyi de görmek isteyebilir, yeşil da görmek isteyebilir. Dolayısıyla. Dolayısıyla en azından yat destinasyonu yani Türkiye'de mesela bir zamanlar tek tükdü şimdi Türkiye'de 20-30 tane marina vardı güzel ve çok güzel özel. Şimdi dolayısıyla Türkiye marinacılıkta bu işi açtı ve devamlı teşvik ediyor. Hala daha çoğaltacak. Güney sahillerine çok marinalar yapılmaya başlandı. Ee, diğer şey golf turizmi biliyorsunuz büyük bir golf turizmi patlaması yaşıyor Türkiye evet. ve zengin golfçüleri Türkiye kendi tarafına şeye çekiyor. Şimdi bizim de bunu şimdi bu yabancıların buraya bunu yaptığımızda biz bir taşla iki kuş vuracağız. Nedir yapacağımız? Hem milli gelirimizi artıracağız ve gençlere istihdam olanaklarını artıracağız. Çünkü şimdi hep istihdam derken neyi konuşuyoruz? Devlete ve memuriyeti. Kamuya. Ve bu tuzağın içine düşen bütün hükümetler gelmiş geçmiş bundan çıkamıyor. O az evvel sorduğun sorulara da cevap bulamıyorlar. Öyle bir gün diye cevap bulacak şey. Yani sen başka bir yer yaratacaksın. Şimdi adamı alıp işsiz bırakamazsın. Çocuğu var, karısı var, evladı var. Ee, onlara bir çare bulmamız lazım. Dolayısıyla ben buna big employment trap veyahut da büyük iş veya da işsizlik tuzağı diyorum. Yani her hükümeti bekleyen böyle büyük bir... Bu tuzağı tabii biz kendi kendimize abilerimiz, amcalarımız, babalarımız yani ya da bizi, sistemin... devletimizin kurucuları daha iyisini bilmedikleri için ya da o zaman başka çareler olmadığı için yani dışa göç olmaması için bu memuriyet meselesini yarattılar. Ha şimdi geldi ve göç yasası oldu işin. Yani biraz bunu düzenlemeye çalıştığınız zaman şimdi göç yasası şimdi akla mantıka uyar mı? Yani hangi hükümet hangi aklı başında bir hükümet kendi evladını, kendi gençlerini dışarıya çıkmak için kanun yapar bu memlekette? O dediğiniz düzenlemeyi yapmaya çalıştıkları zaman sendikalar refleks olarak aman benim memurum çıkacak, başka yere gidecek ve göç olacak. Ondan sonra çok kısa bir slogan olduğu için tuttu. Bu sloganlar çok tehlikeli şeylerdir. Ve daima iyi şeyler de getirmez. Çünkü Yunanlılarda da ohi kelimesi çok kolay bir slogandır. Her zaman onlar ohi derler her şeye. Yani nereden başlar? Hatta en büyük bayramları ohi günüdür. İtalyanlar ikinci dünya harbında yani nazizmin Almanya ile beraber aynı cephedeydi. Ve İtalyanlar şey, Yunanistan'ı işgal etmeye başladıkları zaman bunlar ohi dediği savaşa girdiler. Almanlar geldi filan hatta şimdi biliyorsunuz akıllarına geldi ki orada çok ezildir, elendiler ve büyük bir e, şey 100 milyar doların euronun üzerinde savaş tazminatı istiyorlar yani 2. Dünya Savaşı dolayısıyla sene 45 şimdi sene, sene 2015 yani Almanlar cevabını verdi o iş <laughs> geride kaldı o iş hesabı hesabını, hesabını gördük bile ama evet. yani demek istiyorum ki o oh, iyi dediler. Ee, şeyde de işte yani an... bilmeyenler için söyleyelim hayır. Hayır manası. Tabii Anlam planında da o iyi tuttu çünkü çap, kolay ve yap güzel yap ama iki kere düşünselerdi bu ohinin neticesinin ne olacağını daha iyi anlayacaklardı. Bugün Avrupa'ya ohi dediler şey için o kurtarma paketi için. Yani bu göç yasası yani dolayısıyla olayları sloganlaştırıp sloganlar üzerinden gitmenin aklı selime galip gelmesinin kimseye bir yararı yok. Ben diyorum ki sendikalarımız ve işverenlerimizin ve hükümetlerimizin şapkalarını önüne çıkarıp masaya koyup bu az evvel söylediğiniz ilk cümlenize beraber düşünmemiz lazımdır. Burada bir dengesizlik var mı? Var. Aşırı istihdam var mı? Var. Hepimiz bunu görüp söylüyor muyuz? Tamam. Ama iş çare alma gelince aman benimkine dokanma da ne yaparsan yap. Seninkine dokanmadan olmaz. Ha eğer dersen bana ki herkese eşit dokanalım. Herkese adil dokanalım. Orada ben varım. Ama benimkine dokanma. Sen başka bir çare bul. Yani mesela şeyin biliyorsunuz bir ara birkaç sene evvel Ersin Tatar Bey'in Maliye Bakanlığı zamanında evet. e, gelirlerden vergi alma biliyorsunuz e, şeylerin emeklilerin maaşından vergi kesilmiyor bu memlekette. Ve enteresandır abilerimiz, dedelerimiz, amcalarımız, büyüklerimiz bunu anayasaya da koydular. Yani hiç dünyanın hiçbir memleketinin hiçbir anayasasında bir maaş düzenlemesi konusu anayasa maddesi olamaz. Yani o zaman sen maliyenin bütün rolünü anayasa o maliyenin yapacağı bir şey yok. Bir tane kompüter koy oraya aylık çek kessin o kadar. Başka yapacak bir şey. Maliye çünkü para basamıyorsun. Evet, Emisyon mi? yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bu sefer vergi alacaksın. Vergiye gittiğin zaman da e diyor ki bu muktesep haktır, anayasada korunuyor. E şimdi Yunanistan bu kötü duruma girdiği zaman, ben geçen sene Atina'daydım bir konferans vesilesiyle, orada akademisyenler, profesörler, üst kademe yöneticilerinin maaşları, o ekstra kazançları, yan gelirler. onlar zaten gittiydi ilkten, ana maaşlar %40 kesildi. Yani 10 bin TL alan adam o karardan sonra, bir gün sonra 6 bin TL'ye almaya başladı. Altı bin alan 4 bine indi maaşı filan böyle. Ve herkes de bunu kabul etti. Tabi itiraz ettiler öyle kuzu kuzu etme ama bu böyle filan yasadır peşmeken Yoksa yok. Farz edelim şimdi. Yani ana vatanımız orada olmasaydı. Allah eksikliğini göstermesin. Ve bizim bu çeki ay her ay bize eksildiğimiz cari için bu para gelmeseydi. Mahkemeyi kazansaydı bile bu arkadaşlar. E yok diyecektik. Ben bütçemde, hazinemde bu ekstra para yok. Ben lazım bu yüzde on beşleri sizden keseyim ki çünkü bir gün evvel işe giren genç yaşta sizin yaştaki arkadaşlar 2000 2500 lirayla çalışmaya başlıyorlar. Onun yüzde on beş yüzde yirmi maaşı yani dört yüz beş yüz lira vergi veriyor. Bakarsanız rakamlar bilmem ama hoca var. Ama yedi bin sekiz bin lira emekli parası alan adamdan tek kuruş vergi. E, adalet mi bu? Bu eşitlik mi? İnsan haklarına aykırı olan esas budur. Benim memleketimin kanunları bunu düzenlemesi lazım. Bugün yani. sizce böyle bir düzenleme e, infial yaratmaz mı yani ülkede emeklilerle ilgili böyle bir düzenleme elatı? Yaratır atırsa. ama infial göze göze. Şimdi Türkiye'de her yapılan herkes hoşuna giderekten evet demiyor. Mesela şuna bakalım. E, hayat bağlığı düzenlemesiyle ile beraber yeni bir tartışma konusu daha e, ortaya çıktı. Ee, özellik daha doğrusu göç asısı ile ilgili olarak bir radikal adım atılmayınca en azından hayat bağlı ile düzenlemeyle e, en alt düzey gelir grubunu e, ile en yukardakilerin eşit yaptılar bir, e, yani yüzde oldu? oranı bozdular Oran çok doğru bir şey yaptılar ama yeterli miydi bu farkı Hayır yeterli ona? değil ama bu da tepki doğru bir oldu söylüyorum yani, tepki evet. oldu ama tam o korktuğumuz kadar büyük bir tepki olmadı neden? Çünkü bu işten yararlanan o alt seviyedeki vatandaşın çoğunluktadır. Yani şimdi hüdür müsteşar bir oran olsaydı 100 değil de 200 alacaklardı artışta. Işte. Ama o aşağıda 100 lira alıp da bir ufak işini halleden adam da 50 alacaktı ya da 25 alacaktı. Evet. Şimdi dolayısıyla bu düzenlemeyle tabandaki ile tabandakinin rakamsal eşitlik sağladın. Oransal olarak aşağıdakini şey az sonra zannederim biraz evvel sorduğunuz soruların arasında elektrikte de böyle olması gerekmez mi idi? Orada bir durum var doğrudur. Yani orada ben o teşhislere katılırım. Orada zannederim sorunun şeyden kaynaklanıyor. O birinci basamak yani en ucuz olan ilk kullandığımız rakam zannederim elektrik kurumunun maliyetine denk bir rakamdır. Veyahut da çok bir kuruş mu ne kalıyor? Veyahut da Kal. Dolayısıyla biraz aşağıya onu indiği zaman ki en çok kullanım da oradadır. Ee, hemen elektrik kurumu zaten zararda olan bir şeydir. Zararı büyütecek. Dolayısıyla yukarıdaki marjı yani tas, indirim yapabileceğini indirdi. Ama bu aşağıdakini zannederim e, ki galiba ikinci basamakta yapacağız diyorlar. Onu. Bir, bir sonraki şeyde. Hükümetin aklı selim olarak düşünüp gerekirse o ilk bracket ki çok nüfus onu kullanıyor. Yani normal vatandaşımızın işte asgari bir işte ısıtma, soğutma diye yani kış kıyamet gününde bazı lüzum eden şeylerini o bölümü gerekirse üç kuruş, 5 kuruş devlet subvansiyesiyle maliyenin maliyetinin de altında ama bu tam bir çözüm değil. Ben çünkü hiçbir şeyin maliyetinin altına verilmesini uzun vadeli olarak ekonomik akla uygun görmüyorum. Ama onu geçici bir tedbir olarak yaparsın ne zamana kadar? Hatırlarsanız Birikim Bey bir açıklama yaptıydı ki o zaman o zam bir, bu indirimde ne bir büyükçe bir zam yapıldı. %30'a varan bir var zamdı. Var an, o zaman şöyle bir şeyler demişti. Fakat millet zama odaklandığı için diğer söylediği 7-8 tedbir böyle gümbürtüye gittiydi. Evet. Oradaki öneri şuydu. Biz dedi bir veya da iki yıl unuttum rakam, rakamını ama 1 iki yıl içerisinde elektrik fiyatlarını bugünkü neredeyse yarı fiyatına indireceğiz. Her şey yoluna giderse. Giderse. Bazı planlar var. İşte orada muhtelif alternatifler var. O alternatiflerin içinde Türkiye'den kabloyla elektrik getirilmesi de olayı var. Belki tabii gaz, natürel gazdan elektrik. Yani alternatif çünkü şu andaki mazotumuz maalesef aldığımız dünyadaki en pahalı ısıdır. Şimdi üretimin de yarı yüzde 50'den fazla girdisiym bu şekilde. Fuel Fuel oil. Dolayısıyla orada inemezsiniz ve böyle bir açmazı var yani hükümetin. Ama benim inancım sosyal adalet gereği az gelirliği daha az acıtacak bu birinci basamakta bir sonraki yapılacak olan harekette ya onların sabit bir tutmak veyahut gerekirse 3-5 kuruş o rakamı indirip yukarıdaki rakamları bir iki kuruş artırmak daha şeydir. Çünkü e, bir e, normal bir felsefedir. Yani o çok fazla kullanan e, evler, yani hali vakti yerinde olan e, insanlar, yani havuzu var, evi var filan. Orada bir zannederim e, mağdur duruma düşmemesi için, ki zannederim onların tarifeleri de ayrıdır. İşte bu oteller, üniversitelere, emin değilim ama sanırım onların zaten ayrı ve özeldir tarifeleri yani onların da korunması gerekiyor çünkü turiste ve öğrenciye de ekonomimizin ciddi ihtiyacı vardır. Ben öyle düşünüyorum. Evet peki Kıptekle ilgili en çok tartışılan konulardan bir tanesi özelleştirme meselesi. Evet. E, bu konuda henüz bir adım atılabilmiş değil ama e, öte yandan da kamuya daha doğrusu e, kuruma yapılan istihdamlar da tartışma konusu evet. oldu. E, bu bir namus borcuydu, bunu ödemek zorundaydık dedi e, CTP'liler. Bu başka tartışma konusu. Tabi başka kurumlara yapılmadı mı istihdamlar? Yapılmıyor mu hala? Hı. Evet, devam ediyor bu, bu açıdan. E, bu konudaki duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz hükümetin, özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisinin hükümetin büyük ortağının bu tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi elimde ciddi o samimi olarak konuşuyorum. Bu rakamlar, bu yeni istihdamlar yok. Çünkü benim bazı duyumlarım da vardır. Bunun tam o bir türlüsü. Yani bu kadar denildiği kadar yapılmadığı şeklidir. Müracaatları kabul edildiler. Bir değerlendirme yapılıyor diye geldi kulağıma ve bu değerlendirmeye göre e, yani mağdur olan var mı? Yani hakkıydı da alınamadıysa. Yani e, sırf ka, yakasından Rölesinden dolayı. Ha, Böyle bir durum mu var? Nedir? Bun, bunlara bakacaklar. Ee, ve ihtiyaca göre ve bir de orada dikkat edecekleri konu, ee, yani bunu tesadüfen edindiğim bazı bilgilerdir. Ee, teknik bir özelliği var mı? Yani ihtiyaç, yani o arkadaş sırf işsizdir diye değil de işsizdir ama teknisyendir, biliyor. Yani bir işe yarayacak. Bunun zannederim şu anda arayışı içindedir. Müracaatlar kabul edildi ama öyle büyük bir istihdam almadı. Yanılabilirim. Seyircilerimizi yanıltmayın, detayını bilmem. Ama prensip olarak özelleştirme meselesi şudur. Çok iyi niyetli bir yönetim sistemi kurarsanız çalışabilir. Yani çok kolay çalışacağını iddia edenlerden değilim. Olmaz da demiyorum. Yalnız orada yani şudur olay. Mali özelliğiniz olacak. Siz kendiniz döndüreceksiniz ee, ve bilanço sorumluluğumuz, yönetim sorumluluğumuz yönetime aittir. Yani devlet size günlük karışmayacak. Bu çok ideal bir şeydir. Olabilse o zaman lazım ama devletler bu kurumların içinden ellerini çeksinler. Bunu tabii dönüp aynı şeyleri e, üniversitelere de uygulamamız lazım. Vakıf üniversitelerine filan. Yani hükümetlerin gelmesiyle yönetim kurulu ya da vakıf yönetim kurulu gelsin, hükümetlerin gitmesiyle gitsin. Bu olmaz. Bize çok zarar verici, zaman kaybettirici ve değerli insanlarımızı pasifize edici bir sistemdir. Bunların hiçbir yoktur. Yani Amerika'da Obama'nın ve hükümetinin böyle bir yetkisi yoktur. Dünyanın liderinin hiçbir üniversitede ne Harvard'a ne de Boston'a ne de Yale'e ne, ne bileyim ben hiçbir üniversiteye gidip de ben işte başa geldim artık senin vakıf yöneticiler kurulumu beğenmem. Lütfen değiştir de benim meşrebimden uygun adam koy. Yoktur böyle bir şey. Orada sistem çok basittir. Adamlar bunu koydular. Dediler ki kriterlerini koydular. Vakıf yönetim kuruluna girebilmek için ya akademisyensin, ya profesörsün, ya iktisatçısın veyahut da tanınmış bir politik figürsün ki politikayla fazla ilgin kalmadı. Yani emekli politikacısın. Yani toplumun kalbiniz. Bu Zaten bunlar bu sıfatlar tadat edilmiştir, yazılmıştır. Bu sıfatların içinden o zamanın yönetimi ki yalnız Cumhurbaşkanı değil, yalnız Senat'a değil, müşterek biri seçer o biri onaylar yani orada da çift anahtar sistemi var. Ve ya 5 yıllık ya 10 yıllık Veyahut da belirli bir yaş haddine kadar onları oraya koyuyor. O insanlar o dönem içinde suç işlemedikleri yani adi suç yani hırsızlık, ahlaksızlık filan yapılmadığı müddetçe ona gelen geçen hiçbir hükümet şey demez, tokanamaz. O zaman o insanlar mesleklerine şey der. Ha, mesleğiyle ilgili, işleviyle ilgili gayri yasal bir şey yaptıysa yasalar hep açıktır. Tamam mı? O zaman o insanlar gönül rahatlığıyla konsantre olup işe ve devlet sistemi dolayısıyla devlet bu işlerin günlük şeyinden çıkar sadece ne yapar? Denetleme yapar. Yani bu üniversite tam işlevini mi yapar yoksa başka hesaplara mı girdi? E, ee, aynı şey turizm için. Aynı şey, şey yatırım. Yatırımları devlet kontrol edecek. Yani bana merit dedi şunu şunu yapar. Doğru mu? Senin turizm bakanlığın olacak, uzmanların da olacak. Arada bir gidip çay kahve içip yöneticilerle şöyle bir göz artı şey edecek. Eksiği adam beş yıldızı, bir hakiki beş yıldız var. Bir de yani sınavı şöyle geçti. Yani havuzu böyledi bir Bu ilerliyor mu geriliyor mu? Ona mı bakacaksın? Yani devlet denetler yapmaz. Sağlık da gerekebilir. Ee, ama sağlıkta da devletin olması e, özel rekabet olması için değildir. Sosyal, Asgari, sorumluluğun, ha, sosyal sorumluluğun. Eğitimde de keza. Işte, eğitimde de aynı. Özel eğitim olacak. Sen devlet olarak iyi bir eğitim sistemi kuracaksın. Hatta ölçü olacaksın. Bunları yaptığın zaman bizim bu 300 kusur bin diye kabul ettiğimiz insan toplamımız bizler yani ve 3000 kusur kilometre kare olan bu toprakta herkesin Rum'un ambargosuna bakmaksızın mamur ve müreffeh yaşamaması için hiçbir sebep Yoktur. Zaman zaman şunu söylüyoruz. Yani acaba en büyük ambargoyu biz kendi kendimize mi uyguluyoruz şeklinde? Ki buna da bu sözü söyleten pek çok, çok olay yaşanıyor. Bundan kısa bir süre önce çiftçilerin çok büyük eylemi oldu. Ses getiren bir eylemi oldu. Paredesler döküldü, sütler yani. fışkırtıldı, meclisin, bakanlıkların kapıları kırıldı. Evet. Neydi çiftçileri bu noktaya getiren sıkıntı diye hatırlayacak olursak eğer... Ödemeler noktasındaki sıkıntılar kadar e, hükümetin e, bir devlet politikasıyla olaylara sorunlara yaklaşmaması aslında en büyük tepki konusuydu. E, öte yandan bir başka konu yine bu sorunlar yaşanırken ülkemizde bir ekonomi örgütü, başbakan ve hükümetle yaptığı temaslar neticesinde yurt dışından ülkede üretilen bütün üretime, yerli üretime, bunun içinde hellim de var, süt ürünleri de var, narenci, zeytin, patates de var, hepsine talip olduklarını, ilk etapta da yaklaşık 3000 ton civarında patatese talip olduklarını dile getiriyorlar. Hemen de ödemesini yapmak şartıyla. Ancak başbakan ve yetkililerle yapılan görüşmede, Patates için bir sonraki dönemin belki uygun olabileceğini, bu yıl için Parades satışında bir sıkıntı olmadığından böyle bir ihtiyaca ihtiyaçları olmadığını belirtiyor. Ben bundan yaklaşık bir iki hafta içerisinde de 10 bin ton patates çöpe dökülüyor. Öte yandan hali hazırda narinci üreticisi, zeytin üreticisi, diğer yerli ürünlerin üreticileri de sıkıntı içerisinde ama böyle bir pazar var. Türkiye'den bir el uzanıyor. Bütün ürünlere zaman içerisinde, süreç içerisinde talibiz. Hepsine yani bu belki de bulunmaz bir fırsat. Ama bu fırsatı bile kullanamıyoruz. Belki çeşitli nedenleri var. Belki farklı bir yarar, kamusal yarar düşünüyor ama nedir bu acaba ülkenin önünde duvar gibi duran ama bizi de mağdur eden gerçekler? Bu sorunuzun cevabı az evvel söylediğim benim şeyin içinde yatar. O da neydi biliyor musunuz? Devlet yapmaz, yapmaması lazım denetlemesi lazım. Yani devlet narinciye ihracatçısı olmaz. Devlet patates ihracatçısı olmaz. Devlet zeytinyağı ihracatçısı olmaz. Bunu ya organize eder üreticiler ve kendi ihracat e, kuruluşları olur. Üreticinin kendi ihracat kuruluşu, az evvel bahsettiğiniz ismi lazım değil. Büyük, önemli kuruluşumuz ki tanıdığım saygın bir kuruluştur. E, o devletle de değil, devletin o bölümü yani narenciye veya da patates biliyorsunuz güneyde potato board dediğimiz yani patatesciler ciler birliği. birliği gibi bir şey var ve o karar verir. Hatta o, o board'un o yıl hangi arazilere hangi tip çünkü Kıbrıs'ın özelliği vardır. İki hatta üç karın ürün alabiliriz biz burada. Biz sonbahar ve ilkbahar patatesimiz vardır. Ee, her ikisinde ayrı ayrı piyasalar vardır. Bir de o zamanlar, şu anda çoğaldığımı bilmiyorum bir ara çünkü ben ilgilendim. Bir de Sponta dediğimiz bir Kıbrıs'ın kendine ait bir iri bir e, patatesi uzun var. patatesi vardır. Bir de Arambaner dediğimiz daha küçük yuvarlak patatesi vardır. Bunlar değişik. Ha Kıbrıs'ın patatesinin özelliği ve güzelliği şudur. İki tane özelliği var. Bir kere bunun en büyük ve en doğru adresi tohumluk İrlanda'dan gelir. Yani İrlandalılar bu işin dünyada uzmanı ve özel bir tohumluk patates yetiştiriyorlar. Yani siz yerli patatesi saklayıp da bir yıl sonra ekerseniz aynı ürünü elde edemezsiniz. Yani bu senede 1-2 bin ton alır. Bu 1-2 bin ton sizin 15-20 bin ton patates üretmeniz için yeter. Bu, bu tohum güzel olması lazım. Çünkü sertifikalı bir tohumdur bu. İkincisi bizim burada kırmızı toprak dediğimiz bu hududa yakın olan e, güneyde de bizde de budur özelliği. E, dolayısıyla toprağımız çok uygun, havamız çok uygun. Yalnız bütün bu uygun faktörlere rağmen, mesela bu seneki gibi e, memlekete tabii çok iyi geldileriz ya, bizim yağmurlarımız Allah razı olsun filan. Ama işte bunun fazlası tabii yer altında büyüyen bir ürün olduğu için ve çok suyun içinde kalırsa patates çürür. Yani bir daha böyle bir biliyorsunuz bunun tarihin içerisinde en büyük felaketi ki milyon insan kaybetti İrlanda. İrlanda. İşte bundan çıktı. Patates ürününün e, ürünü fail, crop failing dediğimiz yani o yıl ürün bitti Hasan evet. bu iklim şartından. Ve the great famine, büyük açlık yaşadılar ve e, ben 5-6 sene evvel Boston'a gittiğimde en büyük kitap mağazalarının bir tanesinde. Orada heykeller çok güzel yaparlar Böyle büyük gaydeler değil. Böyle yolda sanki de kaldırımda insanlar dururmuş gibi. Ve baktım bir hale 5-6-7 tane fakir, aç, zayıf sefine, insana bronzlanan heykeller çok güzel. ifadeler yüz ifadeler. Ve gittim yakından okumda Irish family'i sembolize eden İrlanda'daki bu kıtlığı ve o zaman yani şu anda İr Amerika'da en büyük gruplardan bir tanesi İrlandalı Biliyorsunuz Kennedy'de İrlanda kökenli evet. e, katolik bir e, Amerikan vatandaşıydı. Ve Boston ve civarı tamamıyla bu bölgeden göç eden insanlardı. Dolayısıyla tabiata %100 hakim olamayız. Ama devletin rolü bir destek konu ve bir şey olacak. E, zamanında yani bir e, tampon bütçesi olması lazım bu maksatlar için. Çünkü tabiat sizi bir şey olduğu zaman, denk gitmediği zaman o insanların mesleklerine evet. mesleklerini ve varlıklarını sürdürmesi için eşit devre bir şekilde devre Tarım sigortası gir. gibi. Ha, bu evet. kuruluşla senin ihracat kuruluşunun bunu konuşması lazım. Çünkü bu kuruluşa bunu verdiğin eğer verilseydi bilmem nedir yani detayını hakikaten bilmiyorum. Çok tanıdığım, sevdiğim insanlar olduğu halde bana gelmedi konu. Sizden öğrenin. Belki buna benzer bir başka kuruldu. Efes'in de haberimiz olsa biz de gelirdik. Yani bir gün sonra çıkacak sizin medyadaki haber de o olacaktı anladın. Evet. Ama yani işin garip bunlara bulaşmamak için sizin devlet olarak tarafsız ve düzenleyici pozisyonda kalabilmeniz lazımdır. Evet, ama öte yandan da çürüyüp giden çöpe atılan da bir Bunlar için ürün denge var. Bir bütçeniz olacak evet. ve buna bir de siz tabi düzenleyici rolde olduğunuz zaman onu ikaz edeceksiniz. Bunu beklerseniz şöyle bir tehlike sizin uzmanlarınız olacak herkese. Yani ofis boy, ofiste oturup yüksek maaş almak değil, o potato board'daki insanlar, tarımcılar bizzat arazinin içinde çizmelerle gezip, yani mühendis de olabilir İngiltere'den, tarım mühendisi de olabilir yüksek bilmem ne, onun esas görevi orada gidip numune almak ve tehlikeyi ikaz, i̇kaz etmektir. etmektir. Evet ne yazık ki zaman zaman dediğimiz gibi kendi ambargolarımızı kendimiz de üretiyoruz. Kıbrıs sorununun yaratmış olduğu yani, ambargolarla uğraşırken. Başka bir ifadeyle e, sevgili dostum, yatırım iklimini istediğimiz gibi yaratamadık. Buna İngilizce'de investment climate, Türkçe'si de yatırım iklimi. Yatırım iklimi yalnız yabancı sermaye teşvik yasasıyla olmaz. Yasalar sadece bir enstrümandır. Yani sizin elinizde en güzel yasalar olabilir. Uygulayıcılar onu kötü uygularsa... Değil. Bir işe yaramaz. İngiltere'nin biliyor musunuz yazılı anayasası yoktur. İngiliz, İngiltere, yani Büyük Britanya'nın yazılı bir anayasası yoktur. 1215'te, yani en eski anayasa bizdedir dediler. 1215'te iki bir anayasa değil, Magna Carta dedikleri bir akittir. O akit kiminle arasındadır, kimin arasındadır? O akit kralla lordlar arasında, Asilzadeler arasında yapılan bir akittir. Neydi o akidin temeli? Sen beni mahkeme yapmadan asamazsın, kesemezsin. Yani kralsın ama ben de senin tebaanım. Fakat asilzadelerle. Ama ilk yazılı akit de budur. Ondan sonra mahkeme tutanakları veyahut da mahkeme kararları büyük olaylar için bir şey oluşturdu. Külliye oluşturdu. Ve bu külliye şey denir Dolayısıyla niyet ve uygulama daha mühimdir bence elinizdeki yaz yoksa yazılı mevzuat çok iyi olur ya uygulamasınız ya da siz kendinize göre uygularsınız ne olacak o zaman? Evet. Değil mi? Peki bütçe açıkları da yine dönem içinde sürekli olarak her yeni yıl evet. öncesi tartışmalara neden olan bütçe açığı meselesi de ciddi evet. bir sıkıntı. Yeterince bakanlığımız var ama ne yazık ki bu bakanların bakanlıkların hmm. sorumlu oldukları alanlara aktarmak durumunda oldukları kaynağın da kısıtlı olması o alanlarla ilgili sorunların çözülmesine engel oluyor. Sürecin daha da uzamasına neden oluyor. Biz sadece... E, bu şekilde günü kurtarabilecek noktadayız. Öte yandan Türkiye ile de imzalanmış bir ekonomi protokol söz konusu. Evet. Yani ne kadar en önemli kaynaklarımızın başında, iç kaynaklarımızın dışında Türkiye'den gelen yardım diyelim artık buna karşılıksız yardım ama tabii artık bu karşılıksız da değil bir borç şeklinde alacak verecek ilişkisi içerisinde ekonomi protokolle sabitlenmiş durumda. E, bu ölçüt içerisinde, e, bu kıstaslar içerisinde ne yazık ki sorunlara çözüm bulunamaz noktaya geldik. Yani biz günü kurtarıp maaşları ödeyebiliyor. Eğer biraz da hele zam yapılabiliyorsa günü kurtardık demektir. Sorunlarda zaman içerisinde sıkıştıkça zaman zaman eylemler kapıya dayandıkça ufak ufak sorunların üzerine gidebilirsek ne ala şekline dönüştü ve bu kısır döngü ne yazık ki nefes anlamayacak noktaya getirdi ülkede üretimi, yaşayanı, öğrenciyi herkesi herkesinden kesimden insanın. Bunun içinden çıkmanın nedeni nedir? Yani biz de iflasımızı ilan edip bütün borçlarımızın Yunanistan gibi silmesini ve sıfırdan başlamayı mı talep edeceğiz ki bugün hiç borcumuzun olmadığını ve istediğimiz kadar yıllık bir bütçeye sahip olduğumuzu düşünsek. Bu sistemle yine açık vermeden artıya geçebilecek bir yapı söz konusu mudur? Bora ne dersiniz? Bugün ne bizim ne de Yunanistan'ın bu yeterliliği yoktur. Yunanistan da eğer o ciddi reformu yapmazsa Mr. Çipras, bizim birçok arkadaşımız onu idol olarak seçti, etti, gösterdi. Öyle idollik bir durum yok. Tamam, niyet iyi olabilir. Ama gerçekler başka türlüdür. Yani Yunan halkı 4,5-5 saat siyestasını bırakmaz, doğru dürüst çalışmazsa ve ekonomi baştan ele alınıp çeşitlendirilmezse, Yunanistan'ın elinde çok sade, çok yavan, çok derinliği olmayan bir ekonomisi var Yunanistan'ın. Biraz turizm var, biraz da gemecilik. denizcilik, gemecilik var. Bir olmaz 12 milyon adamı o yaşanmış oldukları refah seviyesiyle ödünç parayla huvardalık yaptı Yunanistan bugüne kadar. Eğer bu alışkanlığını değiştirtemezse bu adamcağız iyi niyetli olduğu için yani onu diyorum ben. Yani yoksa Avrupa 120 milyar Euro'yu destekleşsin ve nefes alsın ve düzelsin diye verdiği, fakat doğru yerlere, doğru şekilde kanalize edilemedi. Veyahut da edildi ama daha neticeler alınmadan bu insanlarda rahatsızlık yarattığı için değişim oldu ve bu arkadaş geldi tamam. Ama bugün, yarın, bu hafta içinde belli olacak bu iş. Yani bu şimdi Avrupalı, Alman, Fransız, Danimarkalı vergisini verecek ve her sene seni 100 milyar euro açıktan alacaksın. E, adalarda gezeceksin, tatiller yapacaksın yarım gün uyuyup yarım gün çalışacaksın ve o da 8 saat esir gibi fabrikalarda çalışacak. Bu adil adil bir şey değildir ve bunu Almanlar da Kuzey Avrupalılar da bunu görüyor. Dolayısıyla bir şey ha bunun e, dengeleri yanlıştır. Yani bakın başka hatalar daha var. Yani Euro'ya geçmek Avrupa'nın ekonomik birlikteliği sağlamadan e, ve bütün ekonomik sistemi aynı raya oturtmadan yanlışıydı. Yani o İngiltere esasında çok tenkit edildi ama şimdi görülüyor ki kendisini Euro'nun dışında tutmakla akıllılık etti İsveç'te filan. Dolayısıyla bu Euro olayı çünkü siz ekonomiyi düzeltmeye çalışıyor. Az evvel bizim bahsettiğimiz gibi yani bizim para basma hakkımız yok burada. Türkiye parasını kullanıyoruz. Vergiden de biz kendi kendimizi mahrum ettik. çünkü anayasal bir hak ilan ettik. Şimdi bizim borcumuz hep Türkiye'dir. Türkiye 5 dakikada siler veya Türkiye'nin kulağı dahi terlemez. Ama bugünkü sistemde olmaz. Dolayısıyla benim diğer şapkam, siz biraz evvel ticaret odası eski başka deriz. Ondan önce de biliyorsunuz bir dönem iş adamları başkanlığı yaptım. İş adamları dönemimizin içinde biz şunu şey ettik, söyledik ve yazdık bunu. Benden bir sonraki dönem arkada Yakut Bey'in ya da İsmail Say Bey'in başkanlığında. Ankara'ya o zaman Türkiye'de Başbakan Tansu Çiller Hanım'dı. Ve bize lütfen dedik cari giderimiz için artık para gönderme dedik. Yani bugün bu konuştuğumuz konuyu, bu size bahsettiğim olay 17-18 sene evvel olan bir olaydı. Ve bunu şey ettik biz. Yazdık. O zaman bizim yönetenler bu insanlar derin biz nasıl kendi kendimizi. Ha, o zamandan bu işi ciddiye alsalardı ve deselerdi ki bu dediğiniz en doğrusudur denk bütçe işi ama bu bir süreç işidir. 6 yıllık ya da 8 yıllık bir program içinde bugün sizinle başka daha güzel şeyler konuşacaktık. Evet. Ama bugün bunu başlayıp yapmamız lazımdır. Lazımdır derken bu sefer fedakarlığa yalnız hep beraber razı olmamız lazım. Yukarıdan başlasın, aşağıdan başlasın meselesi değil. Toplum olarak biz bu çünkü çocuklarımız bizim şu anda Devlette çalışmazsa çalışma, çalışır demiyoruz değil mi? O zaman neden dolayıdır bu? Ben sana söyleyeyim. Bunun sebebi biz tek sosyal güvenlik yasasını 15 sene evvel orijinal şekliyle geçirmedik. Yani devlette çalışanla, çalış, sosyal sigortada çalışanın özlük hakları, kıdem tazminatı… Eşit değil. Bir, eşit değil. Maalesef böyle e, bir uçurum ha, doğdu ve e, büyük bir fark da orada. Esas sorun budur. Evet. Gerisi hep kozmetiktir. Bunu Çek düzenlersen… O zaman insanlar diyecek, e ben bunda da emekliyim olurum, bunda da çalışan tutabileceksin. O zaman özel sektörün özelleştirilmesi, özendirilmesi yani gerekiyor. Yani temel sorunlar vardır. Evet, temel sorunu siz kozmetik düzenlemeyle düzeltemezsiniz. Onu Çok teşekkür ederiz. Güzel bir sohbet ben oldu. Önemli mesajlar verdiğiniz. Evet. Umarız üstüne almak durumunda olanlar alırlar. Vallahi, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. ben çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de iyi günler dilerim. Değerli izleyenler, sohbetimizin ardından programımızın da sonuna geldik. Yarın saatler yeniden 12 gösterdiğinde bir başka odak noktasında farklı bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.